Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Havit markasının bir kulaküstü kulaklığı H630BT modelini inceleyeceğiz. Bu kulaklık giriş seviyesi bir kulaklık olmasına rağmen sizler için hem iç performans hem de dış performans ses testlerini, yani mikrofon performanslarını incelemeye çalıştım. Eğer alacak olan kişiler iç performanstaki sesi ve dış sesteki performansı inceledikten sonra almaya karar verebilirler. Bu bir giriş seviyesi kulaklık olduğunu öncelikle söylemek istiyorum. Ama şu anki fiyatlandırmasına göre baktığımızda piyasadaki kendi rakibi, kendi segmentindeki rakiplerinden üst sıralara çıkıyor. Çünkü birçok avantajı bulunuyor. Bu kulaklıkta FM radyo dinleyebiliyorsunuz, SD kart takabiliyorsunuz veya AUX kablosuyla hiçbir pile gerek kalmadan şarjı da bitse ürünü direkt kullanabiliyorsunuz kablo sayesinde. İster tabletiniz, ister bilgisayarınız veya AUX girişi olan 3.5 milimetrelik jack girişi olan herhangi bir cihazda bu ürünü kullanmanız mümkün. Ki ben de şu anda zaten detay görüntülerini eklemeye çalışıyorum. FM radyo olması gerçekten güzel. Hani normal dinlediğiniz müziklerden sıkılabilir, FM radyo dinlemek istiyor olabilirsiniz. Bu kulaklıkla bunu yapabilirsiniz. Cihaza SD kart takarak da onun içerisine atmış olduğunuz müzikleri dinleyebilirsiniz. Yani bu da hani herhangi bir Bluetooth bağlantısı yapmayayım vesaire dediğinizde kullanabileceğiniz bir özellik. Ama şöyle de bir durum var. Yıl olmuş 2023. Kim hani SD karta müzik atıp dinleyeceğini düşünüyorum ama gene de kulaklığın içerisine koymuşlar. Hani özellik olsun, yani bol bol özellik koyalım demişler çünkü kulakla. Ayrıca kutunun içerisinden göreceksiniz birazdan. Type-C bir şarj kablosu çıkıyor. Fiyatlandırmasına göre mikro şarj girişlerinden değil, en azından Type-C yapmışlar. Type-C cihazlarınız, kablolarınız yanınızda varsa powerbank'e de takarak bu ürünü şarj edebilirsiniz. Şimdi bir kutu açılımını yapalım ve sonrasında tekrar ben geleceğim. Ama iç ve dış ses performansını, yani mikrofon performanslarını kutu açılımından sonra siz izliyor olacaksınız. Sizler için dışarıda gittim. Arabanın içerisinde camları açıp dış performans testi yaptım ve camları kapatıp iç performans testi yaptım. Bol bol hani dinleyebileceğiniz, mikrofonunun nasıl performans verdiğini görebileceğiniz bir kulaklık incelemesi diyebilirim. Kutu açılımına geçelim. Şimdi ürünün bir kutusuna ve kutu içeriğine bakalım. Öncelikle model numarası yazıyor ve üstünde zaten kendi görseli bulunuyor. Yan kısmında gene Havit'in kendi logoları ve arkada da gerekli detaylı bilgilere yer verilmiş İngilizce şekilde. Kutuyu böyle çekiyoruz ve ürün geliyor. İçerisinden bir de kutu çıkıyor. Kutunun içerisinden bir tane AUX kablosu tarzında kablo geliyor. Bunu ister telefonunuza takabilirsiniz, isterseniz de bilgisayarınıza takabilirsiniz. Kulaklığı kablolu şekilde de bu sayede kullanabiliyorsunuz. Ürünü şarj etmek için bir adet USB'den Type-C'ye kablo geliyor ve bu Type-C kabloyla da ürünü şarj edebiliyorsunuz. Bataryası da gerçekten uzun süre gidiyor. Bir tane kullanım kitapçı, bir tane de gene Havit'in kendi kartviziti çıkıyor içerisinden. En önemli malzememiz bu. Gördüğünüz gibi üst tarafını bu şekilde korumaya almışlar ve kulaklığın gerçekten yapısı güzel duruyor. Şöyle söyleyeyim sizlere, hani hissiyat anlamında böyle güzel bir ürün elinizde tuttuğunuzu anlayabiliyorsunuz. Şu yan kısımlarda zaten gerekli tuşlara yer verilmiş. İşte açıp kapatma, ileriye geriye geçme, ses kısıp açma gibi. Burada da AUX tuşu bulunuyor. Daha doğrusu girişi. İsterseniz kablolu olarak da telefonunuza, tabletinize herhangi bir yere takabiliyorsunuz. Esnekliğine baktığımızda böyle çok fazla esneyen bir yapısı yok ürünün. Şu kısımlar yumuşak bir süngerden oluşturulmuş. Yani deri gibi deri hissiyatı var. Kulağınızı çok fazla acıtacağını düşünmüyorum uzun süre kullandığınızda. Burada Havit'in kendi böyle tasarımı bulunuyor. Yan taraf gri bir şekilde, diğer taraflarda siyah. Şu hemen bantını çıkartalım buradan. Cihazı buradan küçültüp açabileceğiniz bölüm bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Bir de açtıktan sonra cihazı böyle kırıp katlayabiliyorsunuz. Bu da taşıma anlamında güzel bir hizmet veriyor sizlere. Keşke içerisinden bir tane de kılıf çıksaydı. Onu da isterdim. En azından çizilmelere karşı çantaya koyduğumuzda koruma sağlardı diye düşünüyorum. Büyük ve küçük kafalar için böyle gördüğünüz gibi açılıp kapanabiliyor. Bunu zaten birçok marka yapmıyor bile, sabit oluyor bunlar. Ve en güzel yanı da taşınabilir olması için böyle kırılıyor olması. Şimdi kulaklığın bir mikrofon performansına birlikte göz atalım. Şu anda mikrofonun dış ortam ses performans testini yapıyorum sizler için. Araçlar geçiyor, yanında inşaat çalışıyor. Ses performansım sizlere bu şekilde geliyor. Cam açık, hani dış ortam sesi gibi dinlemiş olabilirsiniz mikrofonu. Dış ortama da çıkıp bu mikrofon testini yapmak istedim ki alacak arkadaşlarımız
hem iç performans testini hem de dış performans testini görmüş olsun. Şimdi bir iç performans testi yapıyoruz. Bu da mikrofonun camlar kapalı ve iç ortamdaki ses performansı. Alacak arkadaşlarımız hem dış ortamdaki gelen sesleri duyarak hem de iç ortamdaki sessiz bir ortamda mikrofonun nasıl ilerlediğini, nasıl bir ses verdiğini görmüş olsunlar. Araçlar geçiyor yanımdan fakat hani camlar kapalı, iç performans testi olarak bunu deneyimleyebiliriz ve ses performansı yani mikrofon performansımız da bu şekildeydi. Kulaklık şu anda kulağımda. Siz zaten hem iç performans hem de dış mikrofon performans testlerini izlediniz. Ayrıca kutu açılımını da sizlere gösterdim. Şimdi kulaklık gerçekten hani böyle ergonomi anlamında güzel duruyor. Hani böyle kötü hissettirmiyor. Dış yapısının tamamı plastikten üretilmiş. Ayrıca şu alt kısmında, şu kafanızın geldiği kısma da süngerimsi bir deriden yer yapmışlar. Ama bunlar tabii suni deri. Ayrıca buradaki pedleri görebiliyorsunuz. Hemen şöyle kırarak göstereyim. Buradaki pedler suni deriden yapılmış ve bu pedler sıcak aylarda yani yaz aylarında aşırı derecede terletme yapabiliyor. Şimdi yaz aylarında değiliz ama iç performans olarak bilgisayarıma bağlayıp bu ürünü 1-2 saatliğine deneyimleme fırsatım oldu. Oyun, işte film, müzik tarzında böyle ufak tefek deneyimlemeler yaptım sizler için. Ve bu sayede de nasıl terlettiğini, ne kadar zamanda terlettiğini hızlı bir şekilde görebildim. Şimdi detay çekimlerde göreceksiniz ama şu kısma direkt buradaki üst kısma SD kart takılabiliyor. Ayrıca böyle kulaklığı taşıyabiliyorsunuz. Keşke bunun bir kılıfı olsaydı. Hani böyle kırılabiliyor. Kutu içerisinden ufak da olsa bir süngerimsi kılıf olsaydı ki içine koyup çantamıza atabilseydik. En azından çizilmelere, darbelere karşı biraz daha korunaklı olurdu diye düşünüyorum. Ama bence bu fiyat segmentine göre hani böyle ayarlanabilir olması, FM radyosunun olması ve mikrofonun az da olsa sizleri tatmin edebileceğini düşünüyorum. Benden başarılı bir not aldı. Fiyatına göre konuşmak için söylüyorum. Yani bu kulaklıkla spor yapmak isterseniz kullanabileceğiniz metroda, otobüs yolculuğunda herhangi bir yere giderken işe vesaire kullanabileceğiniz böyle hani kulağınızı ağırtmayacak ama biraz terletme yapabilecek bir kulaklık modeli olduğunu söylemek istiyorum. Markanın iddiası da şarjının uzun süre gittiği. Bluetooth'ta kullandığınız süre boyunca ben yaklaşık 3,5 saate yakın kullandım. Herhangi bir kesinti olmadı. Daha fazlasını denemedim. Açık ve net söylemem gerekiyor. AUX kablosuyla zaten bir şarja ihtiyaç duymuyorsunuz. AUX kablosunu bu cihaza, bir tane de telefonunuza, tabletinize ucunu taktıktan sonra herhangi bir pil olmadan kullanabiliyorsunuz ürünü. Ürünün zaten kutu yapısını gösterdim. Kutusunu açtık sizlerle birlikte. Havit'in her zamanki kutulama yapısı ve içerisini sade tutuyor. Ürünlerine biraz daha önem veriyor diyebiliriz aslında. Çünkü birçok modelini inceledik kanalda. Geçmiş videolarıma da bakabilirsiniz. Kulaklığın böyle yan tarafa döndüğümde hissiyatını görüyorsunuz. Tam kulağınızı kapsıyor. Herhangi bir açıklık olmuyor. Alt kısımlara kadar buralarda kapanıyor. Ve sesi güzel bir şekilde iletiyor. Gelelim müzik performansına. En yüksek sesi aldığınızda ufak tefek patlamalar olabiliyor en yüksekte. Ama iki tık aşağısında tuttuğunuzda basları ve tizleri fiyat performansına göre iyi bir şekilde alabiliyorsunuz. 8D müzik veya dubstep yani böyle basların çok olduğu müziklerde sizleri tatmin edeceğini düşünüyorum. Çünkü kulağınızı tamamen kavradığı için dış ortamla sizin bağınızı kesiyor ve yani müziği daha iyi duyabilmenizi aslında sağlıyor. Ve şu kısmın oynayabilir olması da bu açıdan güzel. En azından kulağınıza göre bunu da şu kısmı ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklıkla ilgili anlatabileceklerim bunlar. Gene sormak istediğin sorular olursa yorum kısmından bana sorabilirsin. Veya Instagram hesabımdan beni takip ederek oradan da soru sorabilirsin. İncelememi izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.